FETÖ'cü teröristlerin 15 Temmuz darbe girişimi ülke gündemini allak bullak etmiş, bir anda tartışmaların seyir ve siklet merkezini değiştirmiştir. Elbette 15 Temmuz Türkiye için aynı zamanda bir eşik, aynı zamanda bir dönüm noktasıdır. Yıllarca TSK'ya ahlak ve yasa dışı yollarla sızan ve sirayet eden FETÖ'cü alçaklar en sonunda Türk milletine silah doğrultmuş, mermi ve bomba yağdırmışlardır. Asker kamuflajına bürünmüş Pensilvanyalı katiller Türkiye'yi ateşe vermek, vatana kastetmek, millete kıymak amacıyla Türk tarihinde çok nadir görülebilecek bir ihanet ve rezalete imza atmışlardır. Bir defa şu gerçeği yalın bir dil ve üslupla netleştirmemiz lazımdır. 15 Temmuz FETÖ'cü kalkışmaya karışan kim varsa, bu hain teşebbüse kim ortak olmuşsa, ismi, ünvanı, mevkii ne olursa olsun Türk askeri değildir, asla da olamayacaktır. Türk askeri şereflidir, onur sahibidir. Vatan ve millet sevgisinin bedelini de gerektiği zaman canıyla, kanıyla ödemektedir. Şerefsizden asker olmaz, olana da asker denmez. Buna rağmen aklını kiraya vermiş, ruhunu Pensilvanya'daki efendisine devretmiş, sonra da dönüp suyunu içip ekmeğini yediği ülkeye namlu çevirmiş bir onursuz ve omurgasıza Türk askeri demek vebaldir, günahtır, bühtandır. 15 Temmuz gecesi aziz vatanın tepesinde kanunsuz uçak uçurup helikopter gezdiren Haçlı işbirlikçisidir. Küresel vahşet projelerinin içimize kadar uzanmış maşalarıdır. Bu maşaları tutan eller kirlidir, kanlıdır ve alayı birden Türk'ün ezeli ve ebedi düşmanlarıdır. Tarihimizde hiç görülmemiş, hiç de yaşanmamış ne varsa 15 Temmuz gecesinden 16 Temmuz sabahı saatlerine kadar vuku bulmuştur. Türkiye zor ve çetin günlerden geçmiştir. Türk milleti varlığına biçilen kefeni son anda yırtıp atmıştır. Fethullahçı terör örgütü devleti ur gibi sarmıştır. Medyadan eğitime, sağlıktan adalete, yargıdan emniyete, Türk Silahlı Kuvvetlerinden sivil toplum kuruluşlarına kadar her yere çöreklenmişlerdir. Hain ve asmane emeller yıllarca din kisvesi altında üremiş, himmet ve hidayet adıyla kuytu köşelerde gizlenmiş, güçlenip ortaya çıkmak için uygun zaman ve zemin kollamıştır. Manevi duyguları sömüren takiye ustaları aslında direkt kiliseye hizmetkarlık yapmışlar. Oradan emir ve icazet almışlardır. Bu kapsamda dinler arası diyalog uydurmasının projelendirip senelerdir servis ve propagandasının yapılması da boşuna değildir. Erzurumlu bir vaiz Türkiye düşmanlığı konusunda eğitilmiş, şakirtleri makbule yiyerek ışık evleri ismiyle açılan karanlık meskenlerde örgütlenerek melanet gergefinde vatana ihaneti dokunmuşlardır. FETÖ'cü teröristler 3. bin yılda Asya'nın Hristiyanlaştırılmasına hizmetle görevlendirilmiş, Kürdistan'ın doğumunu hızlandırmak için tembihlenmiş, insan ve inancın yüz karalarıdır. Yıllar içinde FETÖ'cü hainler Türk devletinin kritik ve stratejik noktalarına özenle taşınmış ve yerleşmişlerdir. Bu bir kuşatma harekatıdır ve kaleyi işten çökertme hazırlığıdır. Bunlar milli devlet yapımızın içinde paralel bir devlet inşa etmenin arayış ve çabasına girecek kadar çukurlaşmışlardır. Çünkü aldıkları talimat bu yöndedir. Türkiye ile hesabı olan, Türk milletinin tarihsel kimliğinden rahatsız olan çevreler terörist başı Gülen'i koz olarak ellerinde tutmuşlar. Bir canlıdan
sözde bir dini grup ve cemaatten şiddetli bomba ihmal etmişlerdir. FETÖ'cü terör çetesi kimin işine yarıyorsa, kimin hedeflerine uyuyorsa onun tarafından silah gibi kullanılmıştır. Türk tarihinin farklı dönemlerinde nice darbe ve ihtilal denemeleri vardır ve yaşanmıştır. Ancak hiçbiri 15 Temmuz musibeti kadar bu milleti sarsmamış, bu kadar derin çatlak ve yarılmalara neden olmamıştır. Bize göre 15 Temmuz bir işgal teşebbüsüdür ve bunun taraftarları o 1919'lu yıllardaki emperyalist komplonun uyuyan hücrelerinden başkası değildir. 15 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombalayan namussuzlarla 1920'lerde Söğüt'te kutlu ceddimiz Osman Gazi'nin türbesini tekmeleyen, Ertuğrul Gazi'nin türbesini talan edip haç asan barbarlar arasında en ufak bir fark yoktur. FETÖ terör örgütü düşmanın ta kendisidir. FETÖ terör örgütü din ve iman muhalifidir. FETÖ terör örgütü Müslüman Türk milletinin ilelebet lanet ve bedduayla anacağı ihanet oluşumudur.